Gaz Kampanya Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Sayın Talat Yeşiloğlu geliyor alkışlarınızla. Hoş geldiniz tekrardan. Konuğunu da sahneye davet edeceğim. Yıldız Holding Strateji İş Geliştirme M&A Başkanı Sayın Fezal Okur Eskil geliyor alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar merhabalar sevgili katılımcılar. Süremiz kısıtlı olduğu için hemen ben soruma geçmek isterim. Şimdi son yıllarda çok belirsizlik oldu. Yani hem Covid hem lojistik tarafında, tedarik sisteminde. Yani her şey bir anda masanın üzerine boşaldı evet, adeta. Evet, aynen öyle. Şimdi bir taraftan da onun masanın üzerine bir daha tasarlamak gerekiyor. Bir de sürdürülebilirlik diye önümüzde yoğun bir gündem var. Bu ikisini birleştirdiğimizde bu perspektiften bakıldığında yani strateji nasıl oluşmalı sizce? İş modelleri, değişen iş modelleri olarak yani bu parametreler çerçevesinde nasıl bir strateji oluşturulmalı sizce? Teşekkürler soru için. Soru o kadar kolay bir soru değil bence buradaki herkes de. Evet. Bütün liderler de aynı sorularla cebelleşiyorlar diye düşünüyorum. Sağ olun öncelikle bizi her zaman olduğu gibi bu kadar güzel ağırladığınız için ve aynı amaca koşan liderlerle de bir araya getirdiğiniz için. Çok fazla değişkenlik var dediğiniz gibi. Yani hani kartların yeniden dağıtıldığı bir ortamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve bu da oyun alanının nasıl şekillenmekte olduğunu çok net bir şekilde görmeyi gerektiriyor aslında hepimiz için. Yani neler oldu dedik. Yani bir taraftan kaynaklar azalıyor, öbür taraftan iklim krizi. Yani gerçek anlamda artık hissediyoruz. Yani uzak ve soyut bir kavram olmaktan çıktı artık, bir konsept değil. Yani birebir günlük hayatımızda yaşadığımız değişimler, dönüşümler var. Bu somut gerçeklikle nasıl başa çıkacağımızı bir taraftan anlamaya çalışıyoruz. Onun yarattığı biyoçeşitlilik kaybı var, su sıkıntıları var. Siz az önce bahsettiğiniz pandemi sonrası tedarik zinciri kırılmaları, jeopolitik gerilimler devam ediyor. İşin öbür tarafında ekonomik gerilimler var. Yani bunu hem yerelde hem de küreselde zaten çok çeşitli şekillerde yaşıyoruz. Peki ne yapacağız veya ne yapıyoruz? En azından ben kendi kurumum adına ve kendi çalışmalarımız adına belli konulara açıklık getirebilirim. Hani biz en azından rotamızı yeniden oluştururken ne ile karşı karşıya olduğumuzu gerçekçi bir şekilde ayaklarını yere bastırarak anlama çabası içerisindeyiz. Yani ne değişiyor, bunu nasıl okumalıyız, zamanın ruhunu nasıl doğru bir şekilde anlayabiliriz, tehdit ne, onun getirdiği fırsat ne iş alanlarımızla bağlantılı olarak. Paydaşlar nerede duruyorlar? Çünkü paydaşlara sonuçta hepimiz biliyoruz artık, kurum olarak baktığımız zaman özellikle, birey olarak da aynı şey düşünülebilir ama daha çok kurum çerçevesinden baktığımızda tek başımıza bir şey yapmamız mümkün değil. Evet, müşteriye bakıyoruz, müşterinin, tüketicinin beklentisini anlamaya çalışıyoruz. Sürekli evriliyor biliyorsunuz o taraftan da. Ama daha da önemlisi çalışanımız ne istiyor, tedarikçimiz ne yapıyor, nereye oturuyor? Yani bütün o değer zincirinde ne olup bittiğini anlama gereksinimi var. O da bize işin hem iş modeli tarafında hem strateji tarafında konvansiyonellikten ciddi şekilde çıkmayı ve başkaca bir takım şeyleri ele almayı, değerlendirmeyi gerektiriyor. Biz strateji yaklaşımlarında daha önce kullanmadığımız enteresan bir takım terimler kullanmaya başladık. Akışkan strateji demeye başladık. Mesela dinamik strateji demeye başladık. Yani sürekli, çünkü önümüze çıkan gerçeklere adapte olması gereken bir dünya var. Hani 3 yıllık strateji diyoruz, orta vadeli bakış açısı diyoruz vesaire diyoruz ama her gün aslında evirmemiz gereken bir dünya var. Ha, onun içinde bir de döngüsel iş modellerini ele alma gereksinimimiz var. Biz bir gıda şirketi olarak bunu çok yakından yaşıyoruz. Yani bir taraftan tarıma bağımlılığımızla, öbür taraftan işin gıda israfı boyutuyla, paketleme malzemeleri, atık üretimi, atık bertarafı vesaire gibi konularla. Dolayısıyla işin döngüselliğini de ele almak durumunda kalıyoruz açıkçası. Artık zaten hani orta büyük ölçekli veya hangi ölçekte olursa olsun bir şirketin uzun vadeli
survival'ını sağlayabilecek olan şey de etki odaklı olması gereksinimi. Yani stratejinin merkezine koymadığımız sürece etkiyi bizim sadece sosyal çerçeveden veya çevresel çerçeveden değil, bizim yatırımcılarımızın da beklentisi bu artık baktığınız zaman. Etki odaklı olmamız ve ticari başarımızın yanında çevre sosyal yönetişim çerçevesinden de başarılarımızı pozitif etki yaratarak sürdürebiliyor olmamız çok kritik. Dolayısıyla ne yapmaya çalışıyoruz? Şimdi bir açıdan döngüsel ekonomi boyutunu elde tutuyoruz. Öbür taraftan az önce de bir miktar panelde görüşüldü. Enerji dönüşümünü çok yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili teknolojiler işin çok önüne çıkıyor. Yani yeni girişimler olsun, daha oturmuş teknolojiler olsun. Her iki çerçeveden de bakıp işimize nasıl adapte edebiliriz, bunu bir taraftan görmeye çalışıyoruz. Tedarik zinciri sürdürülebilirliği, az önce de çok güzel bir örnekten, çok güzel bir case'den bahsedildi. Sorumlu tedarik tarafı, bütün tedarik zincirinin sürdürülebilirliği konusu ele almak durumunda olduğumuz bir konu. Ve tabii ki paydaş katılım ve işbirliği. Yani iş modellerini bu çerçevede yönetmek, yönlendirmek durumundayız. Ve tabii ki orada o hedeflere ulaşmakta da bize yol gösterecek. O devamlı değişen stratejilerde de aynı düşünceleri ele alıyoruz. Siz yani holding olarak, kurum olarak dünyanın çok farklı coğrafyalarında üretim yapıyorsunuz, malınızı satıyorsunuz. Doğru. Gıda ağırlıklı. Yani bu da sizin bu dönüşümde, iş süreçlerinizi dönüştürmede kolaylık, zorluk, tehdit, fırsat, yani bu süreçlere yani karşılık siz ne gibi somut adımlar atıyorsunuz? Yani coğrafya çok farklı, kitle farklı. Doğru, doğru. Yani biz aslında bu sene 80. senemizi yaşıyoruz. 1944'te kurulmuş olan bir şirketin üzerine oluşmuş bir topluluk Yıldız Holding. 1944'te Ülker kuruluyor İstanbul'da. Ondan sonra da üzerine gelen birçok yatırım var. Nedir? Ama işte baktığınız zaman biz bir gıda oyuncusuyuz merkezinde. Atıştırmalık ve gıda. Atıştırmalıkta biz küresel izliyoruz. Gıdada daha bölge odaklıyız. Perakende de lokal bir şirketiz. Neyi getiriyor bize bu? Az önce siz de bahsettiniz. Yani 46 ülkede üretim yapıyoruz bir taraftan bakarsanız. Yaklaşık 90 farklı pasaportu taşıyan çalışma arkadaşlarıyla beraber çalışıyoruz. Ürünlerimiz 4 milyarlık bir coğrafyaya satılıyor. Doğrudan bizim üzerimizden veya distribütörlerimiz üzerinden. O nedenle de nabzını tutmak durumundayız aslında. Bütün aktif olduğumuz coğrafyaların içerisinde. Çok fırsat getiriyor. Çok yapmamız gereken şey, onu yani tehdit demiyorum açıkçası ama çok takip etmemiz ve çok yapmamız, uygulamaya geçirmemiz, hayata geçirmemiz gereken merhaleyi de bize getiriyor. Ne demeye çalışıyorum? Bir, zaten tepe seviyede küresel olarak belli hedefleri ortaya koymamız gerekiyor. Birçok benzer şirkette olduğu gibi sürdürülebilirlik çerçevesinden. Onu da mış gibi yapmamak için... Yani tepe seviye 3 yıllık planlarımıza, 5 yıllık planlarımızın içerisine dert ediyoruz. Ha, hayata geçirebilmek için ne yapıyoruz? Birkaç senedir üzerine çok kafa yorduğumuz bu Objectives and Key Results, OKR metodolojisi denen metotta biz çeyreklik veya 6 aylık çerçevede yani bütün grup şirketlerimizin hedeflerini, ana hedeflerini ve o ana hedeflere bizi götürecek olan anahtar göstergelerin içerisine sürdürülebilirlikle ilgili ana hedeflerimizi koyuyoruz. Onları oraya derç etmek suretiyle de zaten o devinimi sağlamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz peki somut olarak bakarsanız? Veya ne yapmaya çalışıyoruz? Hani gıda dedik az önce. Bizim için en kritik olan konu gıdanın sürdürülebilirliği konusu. Yani bir gıda şirketiyiz, gıda tarafında sorumluluğumuz var. Hayati olduğunu düşündüğümüz bir sektörde operasyonlarımızı yürütüyoruz. Ha, gıda sürdürülebilirliğinin karşısındaki en önemli etken de iklim krizi. Dolayısıyla iklim kriziyle mücadele meselesi, yani karbonsuzlaşma tarafı olsun, enerji su yönetimi olsun, sürdürülebilir tarım tarafı olsun, sadece sürdürülebilir değil, onarıcı tarım,
olsun. Bu bizim tedarikçilerimizle, çiftçilerimizle çok yakından çalışmamızı, işin tarım Ar-Ge'sini yapmamızı da gerektiriyor. Yani dolayısıyla en öncelikli konumuz bu taraf. Ha, ikincisi nedir? Tohumdan hasata, hasattan sofraya kadar bütün sürecin içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz birçok işimizde, yani kakao da olabilir, bu bezelye de olabilir, palmiye da olabilir, buğday da olabilir. Birçok kullandığımız ürünle ilgili işin tedariğinin başladığı noktadan itibaren orada olduğumuz için gıda israfını da minimuma indirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan gıda israfını minimuma indir, öbür taraftan da paketleme malzemelerinin bertarafı için çalışıyoruz. Bunlar da diğer iki konumuzu oluşturuyor. Tedarik tarafına baktığınızda son dönemde çokça konuşulan, özellikle hem kakao tarafında bu yağmur ormanları meselesi dahilinde, hem de palm yağı tarafında ormansızlaşma meselesi bizim çok gündemimizde. Avrupa Birliği regülasyonları çerçevesinde uymamız gerekenler var. Uymamız gerekenlerin üstüne de kendi yaptıklarımız da var. O da %100 traceability, izlenebilirlik noktasına götürüyor. Bizi yaptığımız, satın alma yaptığımız herhangi bir plantasyonda bir ormansızlaşma etkisi olmamasını kanıtlamak, raporlamak ve sürekli takip etmek durumunda olduğumuz için. Bir de işin 90 pasaport dedim, çeşitlilik, kapsayıcılık boyutu evet. var. Yani biz sadece fırsat eşitliğiyle işi bitiremiyoruz. Çeşitlilikle, kapsayıcılıkla devam etmek, bunu içselleştirmek ve en tepe seviyeden hayata geçirmek durumundayız ve bunun içinde çabalıyoruz. Bir taraftan kendi içimizde yönetimin bütün kademelerinde hem çeşitliliği hem kadın temsilini arttırma yönünde bir takım hedeflerimiz var. O doğrultuda da ilerliyoruz. Öbür taraftan eşit işe eşit ücretle yaklaşımıyla bütün aslında küresel iştiraklerimiz üzerinde çalışıyoruz. Hatta bu yaklaşımımızı belgelemek için de Equal Pay Foundation'ın sertifikasyon sürecini de geçtiğimiz aylarda başlattık. Orada da umarım güzel haberlerimizi paylaşma fırsatı buluruz önümüzdeki günlerde. UN Women'le beraber kadın girişimcileri destekleme programının önemli partnerlerinden bir tanesiyiz. Yıldız Ventures üzerinden yaklaşık $10 milyon bir destek programını hayata geçirmiş olduk. Dolayısıyla hani birçok şeye değinmeye çalıştım, birçoğuna değinme fırsatı evet. olmadı zaman kısıtından evet. ama çabalarımız devam ediyor. İşin stratejisine, hedefin merkezine koyarak sizler de bize bu güzel fırsatları veriyorsunuz. Bizi motive ediyorsunuz. Ben de listeye girdiğiniz için sizi kutluyorum. Çok teşekkür zaten. Ediyorum. Ben umarım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sizleri küpün önüne, evet, bir fotoğraf Telat Bey lütfen.